bizim notere gidip sözümüzü, imzamızı tescil ettirmeye ihtiyacımız yok. Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada belediye personeline hitap eden Metin, Bolu halkının 15 yıldır yerel yönetimi AK Parti'ye teslim ettiğini ifade ederek zaten belediyecilik AK Parti'nin işi dedi. Bu güzel ili daha da güzelleştirmek için yola çıktık. İnşallah 3 dönem boyunca Bolu Belediye Başkanı Alaaddin abimizden bu bayrağı teslim aldıktan sonra daha güzel bir Bolu'yu, daha çehresi değişecek bir Bolu'yu oluşturmaya çalışacağız. Bunun için de bütün birimlerimizde en iyi şekilde, en güzel şekilde çalışacağız nasip olursa. Bu iş tek başına olmaz. Bir belediye başkanı tek başına bir iş yapamaz. Kimse yapamaz. Bu iş ekip işidir. Gerek kadrolu, gerek sözleşmeli, gerek taşeronda, gerek toplum yararına çalışma, işkur üzerinden çalışanlarla beraber Bolu Belediyesi'ne hizmet etmeye çalışacağız. Bolu Belediyesi'nde kim, hangi statüde çalışırsa çalışsın bizim kardeşimizdir, ablamızdır, abimizdir, mesai arkadaşımızdır. Biz böyle görürüz olayı. Biz insanların kim olduğuna, nereden geldiğine, hangi siyasi görüşte olduğuna bakmayız. Metin konuşmasının sonunda Bolu halkına çağrıda bulunarak 15 yıllık istikrarın bozulmamasını istedi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı olan Cumhur İttifakı'nın sözü de özü de birdir. Bunu herkes böyle bilsin. O nedenle bizim notere gidip sözümüzü, imzamızı tescil ettirmeye ihtiyacımız yok. Sözü, özü bir adamlarız biz ona göre. Elhamdülillah. Benim liderim Recep Tayyip Erdoğan. Diğer kişinin lideri de Kemal Kılıçdaroğlu. Kimin daha becerikli, kimin daha sözüne güvenir olup olmadığını sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Biz 15 sene önce bu CHP'den aldık bu belediyeyi. Şu anda CHP'nin adayı da, size gelip burada şov yapan adayı da o zaman belediye meclis üyesiydi. Keşke bir sorsaydınız. Siz döneminizde CHP'de, CHP yönetiminde işçiler maaşını alabiliyor muydu? Hem de bugünkünün yarısı kadar işçi vardı. Ya işçi maaşını alamıyordu, yarım maaş ödeyebiliyorlardı ancak. 12 tane ikramiye içerideydi biz devraldığımızda. Bütün belediyenin geliri personel giderine gidiyordu. %10 kalıyordu, %10. Bu kadar koskoca Bolu'ya hizmet etmek için gelirin %10'u kalıyordu. Dolayısıyla hizmet de yoktu. Bunlar önüne gelene iş vaadi veriyor. Bunların çünkü iş yapma gibi derdi yok. Bunlar küçük olsun, benim olsun mantığında zihniyette kişiler. Zihniyette partiler. Bunlara geçit vermeyin. Zaten kendi sözlerine kimsenin güvenmediğini anladıkları için gitmişler notere. Hiçbir geçerliliği de yok, onu da söyleyeyim. Bir de kelime oyunu yapmış orada. Keyfi olarak. Keyfi olarak diyor, yer değiştirmeyeceğiz. Yani normal değişecek de keyfi değişmeyecek. Ya zaten her değişiklik bir takdirdir ya. Yani böyle kelime oyunlarına aldanmayın. Zaten sözünü noter onayına bağlatan bir siyasetçiye de güvenilmez zaten. Fatih Metin daha sonra seçim çalışmaları kapsamında lehine adaylıktan çekilen MHP'li İbrahim Doğan ve Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ile birlikte Karacaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Karacaağaç Köyü'nün iki tane girişi var. Bir tane de Oflu Kardeşler dediğimiz bir mevki var. Oradan aşağı köye geçiş var. Fatih Metin, mahalle sosyal tesisini dolduran Karacaağaç sakinlerine Bolu'ya değer katan projelerini anlatarak desteklerini istedi. Şu anda sizlere arz edeceğim projelerimizle de Bolu'nun geleceğini en iyi şekilde inşa etmek istiyoruz. Bolu'yu en güzel şekilde güzel yarınlara taşımak istiyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinin Bolu'da çok daha refah düzeyi yüksek bir şekilde olmasını istiyoruz. Burası 90 dönüm. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, duymuşsunuzdur. Burayı inşallah belediyeye yük olmadan, belediyenin kasasından 1 lira çıkmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptıracağız. Bolu'daki
teslim aldığımız doluyla teslim ettiğimiz doluda 5 sene arasında 10 bin istihdam arttıracağız diyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Endüstri yatırımları, sanayi yatırımları, turizm yatırımları artacak ve 10 bin, en az 10 bin, o da söyleyeyim, en az 10 bin artacak. Yani belediye size tekrar 5 sene sonra teslim ederken Bolu'da 10 bin istihdam artmış olarak teslim edeceğiz Allah nasip ederse.